Haluk amcanın bilinçli Osmanlı'la başı gerçekten beladaydı. Bu adam her şeyi en ince ayrıntısına kadar biliyordu. Sadece Haluk amcanın çalıştığı inşaat şirketi değil, tüm inşaat sektörünü çıldırtıyordu. Babamın ise tek derdi bir Avrupa ülkesine yerleşmekti. Ama bunu ondan başka kimse istemiyordu. Ne ben, ne Orçun, ne de Gönül abla. Hele Haluk amca bir duyarsa ortalık ayağa kalkardı. Hayatımıza yeni giren Kadriye teyze ise iyiden iyiye Meltem ablanın evine yerleşmeye başlamıştı. Meltem abla ne yapacağını bilmiyordu. Gönül abla ise tam bir Teok annesi olmuştu. Sabah Teok diye uyanıyor, akşam Teok diye yatıyordu. Olup biteni kısaca özetlemeye çalıştım arkadaşlar. Birazdan evde bir toplantı yapacağız. Konumuz tabii ki Teok. Şu an Haluk amcayı bekliyoruz. Çünkü Haluk amca Orçun'un velisi. Benim velim babam. Kolay lokma. Orçun düşünsün. Hoş geldin Haluk amca. Hoş gördük. Hoş geldin Haluk, hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Eyvallah, iyidir. Efendim, yok iyisin? Evet, gayet iyi. Evet, nedir sorun? Evet, anlat bakalım. Nedir sorunun? Anlat. Haluk amca, Taliska. Taliska ve Abubakar. Bunlar gidecek mi, kalacak mı? Ben bunu merak ediyorum. Kafama takılan bu. Çıldıracağım ya. Bütün çocuklar her gün TEOG sınavına girebilmek için 300 soru çözüyor. Senin derdin bu mu Orçun? Ama bir dakika, bir dakika. Şimdi çocuk çok haklı. Bu iki isim önemli. Ay. Alo? Meltemciğim, rica etsem gelebilir misin? Bu Haluk'la ancak sen başa çıkabilirsin çünkü. Çok sağ ol canım. Bir dakika Gönül, yani bu konu benim mi dikkatimi çekiyor? Kim bu Patiska? Taliska. Her neyse, kim işte o? Oğlum sen hakikaten zerosun ha. Herif Taliska'yı bilmiyor ha. Sen Diego Costa'ya Kamptu Beşiktaş mesajı attın mı Haluk amca? Yok. Ver telefonunu. Merve! Merveciğim gelir misin canım? Gel. Merhaba. Merhaba Merveciğim. Gel Meltemciğim. Ay gel. Ne oluyor ya? Kusura bakma, hayat memat meselesi. Ne olur. Gel. Ne oluyor? Gel şöyle. Hoş geldin Meltem. Geldim. Hoş bulduk Tonacığım. Ne oluyor? Ne oluyor gene? Evet Dominant teyze, buyurun. Toplantıyı başlat. Arkadaşlar. Teok yılını açmış bulunuyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yandık. Aynen. Çok zor bir yıl bizi bekliyor. Yapmamız gereken çok şey var. Merve ile Orçun'un Teok koçu bize bir mail atmış. Şimdi onu okuyacağım size. Baba baba baba. Teok'un da mı koçu var ana? Tabii ki Haluk'cum. Her şeyin koçu var ha. Yaşam koçu, sınav koçu, nefes koçu. Resmen koçlar ülkesi oldu. Şşt! Sus Haluk. Ay Meltem. Çok heyecanlıyım ben. Ay, rica etsem sen okur musun? Ha tabii tabii. Bak şurada tabii, mail. Tamam. Şurada. Hemen. Buldum. Tamam. Gördün mü? Bakayım. İyisin değil mi bir tanem? Bir şey i̇yiyim canım, iyiyim. İyiyim. Dur. Şimdi dinleyelim tamam. Ne olur. Germeyin beni daha fazla. Hazır mısınız? Başlıyorum okumaya. Başlık. Teok öğrencilerinin ve ailelerinin uyması gereken kurallar. Sevgili öğrenciler, bu yıl zamanımızı çok iyi değerlendirmek zorundayız. Bazı şeyleri geçici olarak bırakacağız. Bu yıl spor yapmak yok, arkadaşlarla takılmak yok. O ne demek ya? Sadece dinliyoruz Orçuncuğum. İnternette vakit geçirmek ya da video çekmek yok. Oyun oynamak, sinemaya gitmek, pazar sabahları uzun uzun uyumak yok. Ana, ben bu koçu döverim ha. Ben de ayılmam yani. Lütfen sessiz olalım. Devam ediyorum. Evet Meltem, lütfen. Ders kitabı olmayan kitapları okumak yok. Yani roman yasak, sadece test kitapları serbest. Haftada bir gece kontrollü olarak dizi seyredilebilir ya da arkadaşlarla çok uzun olmamak şartıyla görüşme yapabilirsiniz. Bu yıl aşık olmak da yok. Kontrollü olarak haftada bir günde mi olamıyoruz? Merve, ne oluyor? Tabii ailelerin de sorumlulukları var. Onları da okuyorum. Tuna iyi dinle. Teok giren eve misafir girmez. Teok yılında misafir kabul etmeyeceksiniz. Ana, ben kesin bu koça kafa atarım abi. Hay Allah ya.
E, eski dostlar yemeğini düzenledim ben şimdi. Nasıl yapacağım? Biz de yaparız, biz de yaparız. Ya, ama şey olmasın size şimdi. Ne olacak? Yok, hakikaten biz de yaparız. Öyle mi? Tamam. Ben şu Selçuk Bey'in saçlarını da genç sevgilisinde merak ediyorum. Ana, Selçuk Bey'in genç sevgilisi mi varmış? Orçun! Oku Meltemciğim. Ne zaman geliyorlar? Detoksun bittiği gün hadi. Bakıyorum detoksun biteceğine çok seviniyorsun Tuna. Yok, yani o açıdan değil yani detoks şey açısından dedim ben yani. Tamam hadi okumaya devam ediyorum. Deniyor musunuz? Yemeklere uzun zaman harcamak yok. Hızlı yenen pratik yemekler yapılacak ve ağır yağlı yemekler asla pişirilmeyecek. Tamam mı Tuna? Ben de. Peki ödül yemeği yok mu? Aa çok iyi fikir. 10.000 soru çözdüğünüzde ödül yemeği yaparız Orçuncuğum. Tamam mı? Evde televizyon açılmayacak. Yuh! Haluk! Eğer çocuk salonda çalışmak istiyorsa, salon çocuğa terk edilecek. Anne baba gerekirse başka eve gidecek. Ana! Bütün bunlar çok saçma değil mi ya? Sınavda full yapmak istiyorsan saçma değil Merveciğim. Sınavda full yapsan ne olacak ki? Artık herkes full yapıyor. Full yapanlar bile istediği okula gidemiyor. Herkes başarılı. Bütün bunlar Mümin Sekman'ın yüzünden. Başarının formülü şudur, şöyle başarılı olunur, böyle başarılı olunur diye yazdı, millette okudu. Şimdi herkes başarılı. Herkes başarılı olmayı öğrendi. E şimdi ayıkla pirincin taşını. Herkes başarılı oluyorsa biz başarısız olalım, bizim bir farkımız yok. Saçmalama Merve de Allah Allah, nereden çıktı şimdi bu? Ama baba sen hep bize farklı ol demiyor musun? Herkes free football meşhur okullara müracaat etsin. Biz normal bir okula gidip işi bitirelim. Saçma sapan konuşma Orçun. Vallahi de billahi de bu çocuklar sizden akıllı ha. Bir kere en iyi okul en yakın okuldur. Verin şu yakındaki liseye olsun bitsin. Haluk sen karışmasana. Ne demek karışmasana? Ben betonun velisiyim. Ben de Merve'nin velisiyim. Yani veli olarak şey dedim Gönül. Hani yani esasında tabii Gönül, yani Gönül Teok annesi olduğu için doğrusu Gönül bilir anlamında. Vallahi ben bu Teok sınavına falan karşıyım. Bir kere çocuklara standart testi uyguluyorlar. Bu çocukları böyle yeteneklerine göre sınava tabi tutmuyorlar ki. Ayrıca aileler de kafayı yemiş. Özel okul, özel hoca, dershane, psikolog. Ondan sonra bu çocuklardan hayır mı gelir? Heh, Haluk amcanın sözlerini altına imza atır. Ben de. Meltem, Haluk'a ben laf anlatamıyorum. Lütfen bir şey söyler misin? Hayır, yani bütün çocuklar başarılı olursa ne yapacağız? Ya bunun nasıl bir zararı olabilir? İyilerin arasından en iyisini seçersin. Ya bir kere başarıya böyle din gibi tapınıyorsunuz ha. Başarı. Herkes başarılı olabilir diye insanları gaza getiriyorsunuz. Ondan sonra da millet Steve Jobs olacağım diye kendini parçalıyor. Ayrıca biz bu kadar çok Steve Jobs'u ne yapacağız? Senin gibiler yüzünden başarılı insanların önü açılmıyor Haluk. Bırak. Yani bir ülkede birçok sayıda başarılı insan olmasının bir zararı yok ki. Bırak insanlar kendini geliştirsin. Bizim de dünya çapında başarılı insanlarımız olsun. Evet. Bir şey soracağım. Mozart kişisel gelişim kitabı mı okudu? Hayır, soruyorum yani. Başarılı insan düşmanlığını bırak Haluk. Artık alın teri çağı kapandı. Akıl teri çağı başladı. Beynimizi çalıştırmak zorundayız. Ha, Teok'la mı çalıştıracağız? Valla yenisi bulunana kadar evet. Abidin. Şey bir çay yapalım istersen Gönül. Evet yapsana Tuna. Çay yapayım. Sonuç. İyi bir puan alamazsam iyi bir liseye gidemem. İyi bir liseye gidemezsem iyi bir üniversiteye gidemem. İyi bir üniversiteye gidemezsem iyi bir iş bulamam mı acaba? İşte işin içinden çıkamadığımız mesele bu. Kaç aile bir araya geldik çözemedik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı gemide yol alır. Ayrı dümen tutarım.